Merhaba arkadaşlar herkese. İkinci dönem yazılılarınız için güzel bir hazırlık çalışması yaptık sizlere. Umarım sizler için faydalı olur. Hemen başlıyoruz. İlk sorumuz arkadaşlar. Cem Bey maaşının dörtte birini ev kirasına, kalan parasının beşte birini de çocuklarının eğitim ihtiyaçlarına harcamıştır. Ev kirası ve eğitim ihtiyaçları. Cem Bey'in geriye 2400 lirası kaldığına göre aldığı maaş kaç liradır? Arkadaşlar böyle sorularda ilk olarak harcadığımız paraları toplamamız gerekiyor. İlk harcadığımız kısım nedir? Kiradır. Kiraya maaşımızın dörtte birini harcadık. Peki kiraya dörtte birini harcadığımızda maaşımızın tamamını 4 bölü 4 olarak kabul edersek ve bu dörtte birini kiraya verirsek maaşımızın dörtte üçü kalır. Peki bu kalan paranın ne kadarını eğitime kullanıyoruz? 4'te 3'ün 5'te 1'i. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Kalanın 5'te 1'i denildiğinde çarpma işlemi yapıyoruz. Peki, eğitim için kullandığımız kısım 3 bölü 20 olmuş oldu. İlk başta harcadığımız kısım 4'te 1, ikinci harcadığımız kısım 3 bölü 20. Bunları topluyoruz. Hemen payda eşitliyoruz. 5 kere 1, 5. 3'ü de ekliyoruz. Paydamızı aynı şekilde yazıyoruz. Yani maaşımızın 20'de 8'ini ne yaptık? Hem kira hem de çocukların eğitimi için harcadık. Peki maaşımızın geriye ne kadarı kaldı? Maaşımızı bu sefer 20 bölü 20 olarak kabul edersek, 8 bölü 20'sini harcarsak geriye maaşımızın 20'de 12'si kaldı. Peki kalan tutar neymiş? 2400 liraymış. Yani kalan 12 parçalık para 2400 TL'ye eşittir. 12 parça paramız 2400 TL'ye eşitse 2400'ü 12'ye böldüğümüzde bir parça paramız 200 TL'ye eşit olmuş olur. Yani 12'yi 200'e çarptığımızda 2400 olur. Paramızın tamamı 20 parça olduğuna göre 20'yi de 200'e çarparak maaşımızın tamamının 4000 TL olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. İkinci sorumuzla devam edelim. Aşağıda eş bölmeli sayı doğrularından hangisinde harfle gösterilen nokta 1,4 sayısına karşılık gelir? Gördüğümüz gibi tüm şıklarımızda kesirlerimiz 1 ile 2 arasında. Yani 1 tamımız var. Ayrıca 4 bölü 10'umuz var. 1,4. Peki bunu sadeleştirerek 1,5/2 olarak da yazabilir miyiz? Yazarız arkadaşlar. Şimdi bize çok pardon. Hemen buraya bir tam yazacağız. Yanlışlıkla iki tam yazmışız. 1,5/2 dedik. Şimdi bize bir tam ve 5/2 lazım. Bakıyoruz. Bir tamımız var. 1, 2, 3, 4, 5. 5'te 1. Bir tamımız var. Burada ne var? 1, 2, 3, 4. 4'te 1. Buraya bakıyoruz. Bir tamımız var. 1, 2. 5'te 2'lik kısım C seçeneğinde gördüğünüz gibi gösterilmiş. Yani burada S harfiyle gösterilen kısım 1 tam ve 5'te 2 olmuş oluyor. Güzel bir soruyla devam ediyoruz. Şeklin çevresi çevirsel olarak bize sorulmuş. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta şuradaki çizgiyi, bakın gösterelim hemen size. Şu çizgimizi koparıp kesip şuraya yapıştırırsak eğer bu çizgimiz ne olmuş oluyor? Artık x artı 4 burada değil, burada olmuş oluyor. Yine aynı şekilde şu parçamızı kesip buraya yapıştırırsak artık x artı 1 ifademiz burada değil, burada olmuş oluyor. Yine aynı şekilde alt tarafta bu parçayı kesip alt kısma yapıştırdığımızda şeklimizi tamamlamış olacağız. Peki aynı şekilde şuradaki parçamızı kesip bu kısma yapıştırdığımızda şeklimizi bir dikdörtgene benzetmiş olacağız. Peki buradaki x'i de artık buraya yazabiliriz. Bu dikdörtgenimizin uzun kenarına bakalım. 2x, x daha 3x olmuş oldu. 3, 4 daha 7 olmuş oldu. Kısa kenarımıza bakalım. X, 2x, 3x. Bir de ne var? Artı 2'miz var. Yani kısa kenarımızda 3x artı 2. Peki bir dikdörtgenin çevresi nedir? Kısa kenarla uzun kenarın toplamının 2 katıdır. Hemen bunu da yazalım. 3x, 3x daha 6x artı 9. Bunu da ne yapıyoruz? 2 ile çarpıyoruz. 2 kere 6x 12x, 2 kere 9 18. Şıklara bakıyoruz. 12x artı 18 seçeneği A'da mevcut.
Sıradaki sorumuz bir sayı örüntüsünün birinci terimi 7, üçüncü terimi 17'dir. N temsilci sayı olmak üzere bu sayı örüntüsünün genel terimi yani kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle birinci terimimizin ne olduğunu yazdık. 7. Üçüncü terimimizin de 17 olduğunu yazdık. İkinci terimimizi bu şekilde belirleyebiliriz. Birinci terim ile üçüncü terim arasında 10 fark var. Bu farkı eşit olarak paylaştırdığımızda örüntümüzün 5'er 5'er arttığını söyleyebiliriz. Yani burası 12. Yine 5 eklediğimizde buranın 17 olduğunu söyleyebiliriz. Örüntülerde artış miktarı n'in yani temsilci sayının nesi oluyordu? Katsayısı. N ise adım sayısını gösteriyordu. Mesela birinci adım için konuşalım. 5 kere 1, 5. Fakat bizim birinci adımımızdaki sayımız 7 olduğu için 5n artı 2 ekleyerek yani 5 kere 1, 5, 2 daha 7 birinci sayıya ulaşabiliriz. Böylece de örüntünün kuralını belirlemiş oluruz. Bir diğer sorumuza bakalım. %40 kar ile satılan bir gömleğe satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılıyor. Buna göre son durumda gömleğin satışından elde edilen kar yüzde kaçtır? Gömleğimizin alış fiyatını 100 TL olarak kabul edebiliriz. İşlem yapmayı kolaylaştırsın diye söylüyorum. %40 kar ile sattığımızda gömleğin fiyatı ne olmuş olur? 140 TL olmuş olur. Bu nedir? Gömleğin alış fiyatı ya da ne diyebiliriz? Maliyet diyebiliriz. Peki maliyet iki tane A'da kullanabiliriz tabii ki de burada. Peki 140 TL üzerinden daha sonra ne yapıyoruz? %20 indirim. %20 indirim yaptığımızda ise 140'ı 80 bölü 100 ile çarparız. Çünkü %20 de azaltmak demek %80'ini almak demektir. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 8 kere 4 32, 8 kere 1 8, 3 TL de 11. Yani yeni fiyat ne olmuş oldu? 112 TL. Önce zam yaptık, ardından indirim yaptık. Son durumdaki fiyatımız 112 TL. Başlangıçta kaç paraydı? 100 TL idi. Yani başlangıç fiyatımıza göre gömleğimizin fiyatı 12 TL artmış oldu. Buna da %12'lik bir artış diyebiliyoruz. Devirli ondalık sayılarla ilgili güzel bir örnek. 2 tam onda 2 devirli, 0 tam %15 devirli çarpı 0 tam onda 3. Bu işlemi yaparken öncelikle şu ifadeyi rasyonel olarak yazmaya çalışalım. Önce kesrin tamamını yazıyorduk. 22. 22'den 2 çıkarıyorduk. 20. Paydaya da virgülden sonraki devirli sayı kadar 9. Eğer devirsiz varsa da 0 koyuyorduk yanına. Yani birinci kesrimiz ne olmuş oldu? 20 bölü 9. Hemen ikinciye bakalım. Kesrimizi aynen yazdığımızda 15 bölü 99 yazabiliriz. Çünkü 15'ten çıkarabileceğimiz herhangi bir sayı yok. Virgülden sonra 2 tane devirli sayı olduğu için de paydaya 99 yazdık. Hemen onu da yazalım. Bölü 15 bölü 99 dedik. Ardından çarpı 10'da 3. Bunu da 3 bölü 10 olarak yazdık. Bu şekilde işlemlerde arkadaşlar öncelik hem çarpma hem bölmede olduğu için ilk sırada olanı önce yaparız. Buna dikkat edelim. Birinciyi aynen yazıyoruz. 20 bölü 9. Bölme işlemini ters çevirip çarpmaya dönüştürüyoruz. 99 bölü 15 çarpı 3 bölü 10. Şimdi tüm sayılarımızı sadeleştirebiliriz. 99'u 9'a böldük. 11. 20'yi 10'a böldük. 2. 3 ile 15'i sadeleştirdiğimizde ise burayı 5 yapmış olduk. 2 ile 11'i çarptık. 22. 22 bölü 5. Bunu genişlettiğimizde 44 bölü 10 olarak yazabiliriz. Bunu da 4 tam 10'da 4 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar sizleri sıkmamak adına son iki sorumuzu çözerek bu videomuzu tamamlayacağız. Yine birinci yazılı ile ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. Çok kısa zamanda hemen ikinci videoyu da sizlere hazırlayacağız yazılınıza yetişmesi için. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli oturursa 6 öğrenci ayakta kalıyor. Eğer öğrenciler sıralara üçerli oturursa bir sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıfta kaç tane öğrenci vardır? Klasik bir cebirsel ifade sorusudur. Burada iki durum içinde ortak bir şeye ihtiyacımız var. O da nedir? Sıra sayısı. Sıra sayısını bu nedenle x diyebiliriz. Ve sıralara sırayla oturtalım. Öncelikle ne yapmıştık? Sıralara ikişerli oturmuştuk. O zaman x tane sıraya ikişer öğrenci oturursa 2x tane öğrenci ne yapmış olur? Oturmuş olur. Bu durumda 6 tane de öğrenci ayakta kalıyor. Yani 2x artı 6 oturan öğrenciler ve ayakta olan öğrenciler olmak üzere sınıf mevcudunu
oluşturuyor. Peki aynı durumu üçerli oturması şeklinde yapalım. Üçerli oturduklarında ise x tane sıradan bir tanesi boş kalıyor. Yani sıraları bir tane azaltıyoruz ve bu şekilde öğrencileri üçer üçer oturttuğumuzda yine sınıf sayısına ulaşmış oluyoruz. Yani bu iki kavram birbirine eşit olmuş oldu. Şimdi rahatlıkla denklem şeklinde bunu çözebiliriz. 2x artı 6 eşittir dağılma özelliğini kullanıyoruz. 3x eksi 3. Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa toplayabiliriz. Ne yapalım? 3x'i bu tarafa yollayalım. 2x eksi 3x artı 6'yı bu tarafa yollayalım. Eksi 3 eksi 6. Bu taraftaki işlemimizin sonucu eksi 3x, bu taraftaki işlemimizin sonucu eksi 9. X'i pozitif yapabilmek için her iki tarafı da ne yapıyoruz? X'i 1'e bölüyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi x sayısını elde ettik. Burada da eksi 9'u eksi 1'e bölünce 9'u elde etmiş olduk. Demek ki bizim sıra sayımız kaçmış? 9'muş. Sınıf mevcudunu bulmak için de şu denklemi kullanabiliriz. 2x artı 6 sınıf mevcudunu veriyordu. 2 kere 9 18, 6 daha 24. Demek ki sınıfımızın mevcudu 24 kişiymiş. Şimdi arkadaşlar, bir oran orantı sorusu. Bir fabrikada bir iş 8 makine ile 12 saatte tamamlanmaktadır. Makinelerden 2 tanesi bozulursa aynı iş kaç saat geç tamamlanır? Şimdi öncelikle 8 makinenin 12 saatte tamamladığını, 2 makine yani azalttığımızda 6 makinenin kaç saatte tamamladığını merak ediyoruz. 8 makinenin 12 saatte tamamladığını 6 makine x saatte tamamlar. Burada makine sayısı azaldıkça işin bitme süresi ne olur? Artar. Yani bir taraf azalırken, makine sayısı diyelim buna, bir taraf azalırken diğer taraf artıyorsa biz böyle orantılara ters orantı diyoruz. Ters orantıda çarpımlar karşılıklı yapılır. 8 çarpı 12 96, 6 çarpı x 6x. 6x 96 ise x eşittir 16 saat olmuş olur. Yani daha önce 12 saatte bitmesi gereken bir iş şimdi 16 saatte bitecek. Doğal olarak 4 saat geç bitmiş oluyor işimiz. Doğru yanıtımız Ceyhan olmuş ve Bursa olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bu şekilde ilk çalışmamızı tamamlıyoruz. Çok güzel sorularımız var. İkinci bölümde daha sonra devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.